Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Eşitsizlik sistemlerine devam ediyorum. Hadi bakalım. Ne demiş? Çarpım ve bölüm biçimindeki eşitsizliklerin genel çözümü. Nasıl yapacağız? Pay ve paydadaki her bir çarpanın neyini bulacağım? Sıfır eşitleyerek köklerini bulacağım. Sonra işaret tablosunu oluşturacağım. R ekseni çizip işaret tablosunu oluşturacağım. Tek katlı köklerde tek çizgi. Çift katlı köklerde çift çizgi. Paydayı sıfır yapanlarda şu simgeyi kullanacağım. Örnek 1 ile nasıl yapıldığını bir görelim isterseniz. Şimdi gidip kökleri buluyorum. x kare eksi 4 eşittir 0 ise x kare 4. Neyin karesi 4? Bir 2'nin bir de neyin? Eksi 2'nin. 2 İki tane kök buradan buldum. Bir de 5 eksi x 0 ise x ne geldi? 5 geldi. Tüm kökleri buldum. R eksenimi çiziyorum. En küçük kökümden itibaren başlıyorum. Eksi 2. Sonra ne gelecek? 2 gelecek. Sonra da 5 gelecek. Şimdi dahillik var mı? Yok. Onun için için alıyorum? Boş aldım. Peki işaret incelemesine bakıyorum. X karenin kaç sayısı artı. Burada x'in önünde ne var? Eksi var. Artı ile eksiyi çarparsam ile başlayacağım? Eksi ile. Eksi artı eksi artı. Benden neyi istiyor? Bak bakalım sıfırdan büyük yeri. Yani artı kısmı istiyor. Onu da taradım. Şimdi eksi sonsuzdan açık 2'den açık birleşim pardon eksi 2'ye kadar 2'den açık 5'ten açık. Çözüm kümemi bulduk. Örnek 2. Ne yapıyorduk? 0'a eşitliyorduk. Kökleri buluyorduk. İşaret tablosunu oluşturuyorduk. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Eksi 2 eksi 1. x x. Çapraz çarptım ortayı verdi mi? Verdi. x buradan bir 2. x bir de ne geldi? 1 geldi. Bak bir de burayı 0 eşitliyorum. x eşittir ne gelecek? 2. Dikkat ettin mi? X'ten kaç tane geldi? 2 tane. O halde 2 nedir? Çift katlı köktür. Dikkat etmen gereken nokta burası. Küçük köküm 1. Diğer köküm ne? 2. Çift katlı olduğu için şöyle yaptım. Dahillik var mı? Var. Onun için içini dolduruyorum. Sonra da işaret incelemesine geçiyorum. X karenin işareti artı. X'in işareti artı. Artı ile artıyı çarparsak artı. Çift katlı köklere değişmiyordu. işaret. artı eksi. Benden ne istiyor? Eksi yeri istiyor değil mi? Bak sıfırdan küçük yeri. O zaman çözüm kümem eksi sonsuzdan 1'e 1 bir kapalı. Eksi sonsuz açık. Bu kadar mı sence? Dikkat et. Çift katlı kökte çözüm kümesinde olmamasına rağmen 2'yi yerine yazma sağlıyor mu? 0. Küçük eşittir 0. O zaman ne ekleyeceğim? 2'yi eklemeyi unutmayacağım çözüm kümeme. Örnek 3. 0 eşitleyip yine kökleri bulalım x kare a artı 4 eşittir 0 ise x kare ne geldi? Eksi 4. Bir sayının karesi eksi 4 olur mu? Reelde olmaz değil mi? Ama nerede? Sanalda kompleks sayılarda olur. Onun için buradan reelde çalışıyorum. Kök gelmiyor. Şurayı 0 eşitledin. Eksi x kare a artı 9 0 ise x kare eşittir 9. Demek ki x'in bir 3 gelecek. Bir de eksi 3 gelecek. Eksi 3'ü 3'ü yazdım. Dahillik var mı? Var hocam. O zaman içini dolduralım. Sonra da işaret incelemesine bakalım. X karenin işareti artı. X karenin işareti eksi. Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi artı eksi. Benden nereyi istiyor? Sıfırdan büyük yeri. Artı yeri istiyor. Taradım. Eksi 3'ten kapalı ve 3'ten kapalı geldi arkadaşlar. Örnek 4. Hadi bakalım. Bak en büyük yapılan hata şunları götürüyor arkadaşlar. Ve kök kayboluyor. Bunları götürmeyeceğiz. Bir tarafta ne yapacağız? Toparlayacağız. X eksi 5 çarpı eksi x kare eksi 2. Şunu diğer tarafa atıyorum önüne eksi alarak. x eksi 5 büyük eşittir 0. Şurada x eksi 5'ler neler? Ortak. x eksi 5 parantezini alırsam buradan ne gelecek? eksi x kare eksi 2. Buradan da eksi 1 büyük eşittir 0. Şimdi çarpım durumuna getirdim mi? Getirdim. O zaman x buradan 1, 5. Bir de burayı 0 eşitliyorum. Eksi x kare eksi 3 eşittir 0 x kare eksi 3 olur mu? Olmaz. Tek köküm var. O da neymiş? 5'miş. Bu 5 tek katlı kök. Dikkat et. İçi dolu mu? Dolu. İşaret incelemesine bakıyorum. Nerede bakıyorum? En son şu halde değil mi? X'in kat sayısı artı. X karenin kat sayısı eksi. Artı ile eksiği çarparsam eksi artı. Benden ne istiyor? X'in alabileceği. Şimdi sıfırdan büyük yeri istiyor değil mi? Önce sıfırdan büyük yeri taradım. Bu aralıktaki birbirinden farklı doğal sayılar. Neler var burada doğal sayı? 0, 1, 3, 4, 5. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Cevap ne geldi? 15 geldi. 4. örnekten sonra 5. örneğime geçtim. Bakalım bir ne demiş? x kareyi 0 eşitledim. Doğru mudur? x buradan ne gelir? 0 gelir. Dikkat et. x'in kuvvetini Çift mi? O zaman burada 0 çift katlı kök. Ben çift katlı köke şöyle yıldız atıyorum karışmasın diye. Bir de gittim. x kare eksi 15'i 0 eşitledim x kare 15 ise x buradan neyin karesi 15 bir kök 15'in bir de eksi kök 15'in İşaret tablosunu oluşturacağım en küçük köküm ne var eksi kök 15 sonra 0 var sonra da kök 15 var bakalım şimdi dahillik var mı yok çift katlı olan 0 mıydı o zaman iki tane koydum buna bunlara birer tane koydum İşaret incelemesine bakalım x kare neydi artı x kare neydi artı artı eksi çift katlı köklü işaret değişmiyordu değil mi? Artı. Benden sıfırdan küçük yeri istiyor. Yani bu aralığı istiyor. Eksi kök 15 ile kök 15 aralığını istiyor. Ama sıfır dahil değil sıfırı çıkaracağım bak değil mi çözüm kümesinden. Peki ne diyor? X'in alabileceği birbirinden farklı kaç tam sayı değeri vardır? Kök 15 yaklaşık olarak nedir? Kök 16 olsa 4'tü. 3 nokta küsür mü? Demek ki buradan 3 değerini alabilir. Şurası neydi? Kök 15 3 nokta küsürdü. Yani burası eksi 3 nokta küsür mü? Buradan hangi değerini alabilir? Eksi 3. Bu aralıkta kaç tane var? Terim sayısı neydi? Son terimden ilk terimi çıkardım. 3 artı 3 artı 1 artı 1'den ne geldi? 7 tane geldi. Ama bu 7'nin içerisinde ne var? 0 da var. O zaman ne yapmam lazım? 0'ı çıkarmam lazım. Kaç tane kaldı o zaman? 6 tane varmış. Birbirinden farklı tam sayı değeri varmış. Örnek 6'dayım. Ne demiş? X'in alabileceği birbirinden farklı iki tam sayı değerinin toplamı en az kaçtır? Bakalım. Şimdi burayı sıfır eşitliyorum. Eksi x kare artı 4x eksi 3 eşittir 0. Bir de şurayı sıfır eşitliyorum. X buradan ne gelir? 3 gelir. Peki burası eksi x'e x. Eksi 3'e artı 1 desem çapraz çarpsam artı 3x. Artı x daha artı 4'ü verdi. Buradan x bir 3 gelir. X bir de buradan ne gelir? 1 gelir değil mi? Dikkat et. Burada 3'ten kaç tane geldi? 2 tane. O zaman x eşittir 3 çift katlı köktür. 1'i yazdım. 3'ü yazdım. 3 neydi? Çift katlı köktü. Dahillik var mı? Yok hocam. İçi boş. İşaret incelemesine bakıyorum. Eksi x kare var. Bak burası neyle başlayacak? Eksi. Buranın işareti eksi. Buranın işareti eksi. Eksi ile eksiyi çarparsam artı. Çift katlı köklü işaret değişmiyordu. Artı. Eksi. Benden ne istiyor? Sıfırdan büyük yeri istiyor. Sıfırdan büyük yer burası mı? Bunun çözüm kümesi ne gelir? Birden açık sonsuza kadar. Yalnız 3 çözüm kümesinde değil değil mi? Eşitlik olmadığı için 3'ü çıkarmam lazım. 3'ü çıkarmazsam eşitsizlik bozulur. Benden neyse X'in alabileceği iki tam sayının toplamı en az. Birden büyük ne var burada? 2 var. Bak 3'ü çıkarmıştım 3'ü alamam. Sonra neyi alırım? 4'ü. Bunun toplamı ne gelecek? 6 gelecek arkadaşlar. Geçtik. Örnek 7. 0 eşitleyip kökleri bulalım x kare artı 3x eşittir 0 x parantezini aldın x artı 3 0. Demek ki buradan x bir 0 gelir. Buradan ne gelir? x eksi 3 gelir. Kökleri buldum. Bir de şuraya bakalım. x kare artı 2x artı 4 eşittir 0. Bak çarpanlarına ayrılıyor mu? Baktın göremedin değil mi? Hemen delta'ya bak. b kare eksi 4 a C. Buradan ne geldi? 4 eksi 16'dan eksi 12 geldi. Delta 0'dan küçük sene yok? Reel kök. Reel kök yoktur. Tamam. Reel köküm olması. O zaman bir köküm 0, bir köküm eksi 3. Üç. Eksi 3'ü 0'ı yazdım. Dahillik var mı? Dikkat edersen yok. Şimdi işaret incelemesine bakalım. X karenin işareti artı. Burası da artı. Artı ile artıyı çarparsam artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı. Benden ne istiyor? Sıfırdan küçük yeri. O zaman eksi 3'ten açık, sıfırdan açık gelecek arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Örnek 8'deyiz. 2010 L'ye çıkmış. Yine aynı mantık. Şurayı sıfır eşitledim. 2x eksi 1 sıfırsa x buradan ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Peki şurayı sıfır eşitleyelim. 4x kare eksi 1 sıfırsa x kare buradan 1 bölü 4. Neyin karesi 1 bölü 4? x bir 1 bölü 2. x bir de eksi 1 bölü 2. Dikkat et. Buradan bir 1 bölü 2 geldi. Buradan da 1 bölü 2 geldi. Yani ne geldi? Çift katlı kök geldi. Doğru mudur? O zaman eksi 1 bölü 2'yi yazdım. 1 bölü 2'yi yazdım. Çift kat kök var. Dahillik yok. Burası da tek kat. Peki işaret incelemesine bakalım. Buranın işareti ne? Artı. Buranın işareti artı. Artı ile başladım. Artı. Çift kat kökle işaret değişmedi. Artı. Eksi. Benden ne istiyor? Sıfırdan küçük yeri mi istiyor? Sıfırdan küçük yer burası değil mi? O zaman çözüm kümemi eksi sonsuzla eksi 1 bölü 2. Ne? Açık aralık. Nerede? Adana'da mı? 2010 sorusunu gördünüz. Bu kadar. Örnek 9. Bu sefer ne yapmış bana? Çözüm kümesini vermiş. Tamam şurayı çözdüğümde ne gelecek? X eşittir 5. Demek ki bu şu kökü buldum buranınmış. Peki şu kökler kimin o zaman? Buradan gelecek. Şu kökler toplamı ne gelir? 6 artı 7. Şu ifadenin kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'ydı değil mi? Eksi m. Buradan m ne geldi? Eksi 13 geldi. Peki kökler çarpımı ne? 6 kere 7. 42. C bölü a'dan n mi geldi? N de ne geldi? 42 geldi. M'den yani eksi 13'ten neyi çıkar diyor? Eksi 42'yi. Çıkarırsak ne gelecek cevap? Eksi 55 gelecek arkadaşlar. Peki. Örnek 10'dayız. Ne yapıyorum? Bölüm şeklinde. Doğru mudur? Paydayı sıfır yapan yeri çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Payda sıfır olursa ne olur? Tanımsızlık yaratır. O zaman yukarıyı sıfır eşitledin. X eşittir 5. Yukarıyı sıfır eşitledin. X eşittir 2. Aşağı sıfır eşitledin. X eşittir eksi 3. Şimdi küçük kökten itibaren başlıyorum yazmaya. Peki eksi 3, 2 ve 5. Şimdi yukarısı 0 olabilir mi? Eşitlik var. Yukarısı 0 olabilir. Yani 5'in içi dolu. 2'nin içi dolu. Ama eksi 3'ün içi ne olmak zorunda? Boş olmak zorunda. Hatta çıt kat kökü şöyle göstereceğim. Paydadaki kökü böyle gösteriyorduk değil mi? Bakalım o zaman işareti. X'in işareti artı, X'in işareti eksi, aşağısı artı. Yukarısı eksi artıya bölersem eksiyle ile Eksi, artı, eksi, artı. Şimdi benden ne istiyor? Sıfır eşit ve sıfırdan büyük yeri. Şuralar mı? Pozitif yerler. Eksi sonsuzdan eksi üç açık. Birleşim 2'den kapalı, 5'ten kapalı gelecek arkadaşlar. Peki örnek 11. Örnek 11'e baktım. Bak şimdi burada kuvvet tek mi? Sıkıntı yok. Ama çift olduğunda problem olacak. Nasıl problem olacak? Şimdi tek de sıkıntı yok. Burayı sıfır eşitledin. X eşittir 3. Bak burası kuvvet çiftse çift katlı kök gelecek. X artı 2'yi sıfır eşitlediğinde X eşittir eksi 2. Şöyle yıldız atıyorum. Çift katlı kök. Bir de paydadan kök ne gelecek? Eksi 5 gelecek. O zaman yazdım. Eksi 5'i, eksi 2'yi, 3'ü. Dahillik hiçbirinde yok. Şimdi paydada ne yapıyordum? Şöyle paydayım. 0 yapana şu isim koyuyorduk. Burada eksi 2 çift katlı kök. 2 tane koydum içi boş. 3 de tek katlı kök. Baktım eksi tek kuvvet eksiği korurdu. Burası eksi geldi. Burası ne geldi? Artı geldi. Aşağısı artı. Eksi bölü artan eksiyle başlayacağım. Eksi artı çift katlı kökte de işaret değişmiyordu. Artı eksi. Benden nereyi istiyor? Negatif yeri mi istiyor? Negatif y istiyor. O zaman çözüm kümem. Eksi sonsuzdan eksi 5'e açık birleşim 3'ten neye gelecek? Sonsuza gelecek arkadaşlar. Örnek 12. Şimdi burada ne yapacağız? Bir tarafa toplayıp işlem yapacağız. Bunu bu tarafa attığımı düşün. 2 bölü x eksi 4. Diğer tarafa da atabilirdim. Problem olmaz. 3 bölü x artı 1. Küç eşittir 0. Şurayı x artı 1 ile burayı x eksi 4 ile çarpalım. Direkt çarpıyorum. 2x artı 2. Eksi 3 x artı 12 bölü. Aşağısı x eksi 4. x artı 1. Küçük eşittir 0. Düzenleme yapalım. Şuradan şu giderse eksi x, x artı 14. Buradan x eksi 4. x artı 1. Küçük eşittir 0. Artık ben neyi çözeceğim? Bunu çözeceğim. Köklerini bulup işaret tablosu yapıyorum. Yukarıyı 0 yapan değer bir 14. Aşağıyı 0 yapan değer bir 4 bir de eksi 1. En küçük kökü yazdım. Eksi 1, 4, 14. Dahillik var. Peki paydayı 0 yapan dahil alınmazdı. Paydayı sıfır yapanlara şu simgeyi kullanıyordum. Yukarıyı 0 yapan da sıkıntı yok. Dahillik var. Şimdi işaret incelemesine bakalım. Yukarının işareti ne? Eksi. Aşağısı artı. Burası da artı. Eksi bölü artıdan artıyla başlayacağım. Artı. Pardon. Eksi bölü artıdan eksiyle başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Benden ne istiyordu? Sıfırdan küçük eşit yeri. Yani şuraları istiyor değil mi? Çözüm kümesi ne gelecek? Eksi 1 açık, 4 açık. Birleşim 14 kapalı. Nereye kadar gideceğiz? Sonsuza kadar gideceğiz arkadaşlar. Örnek 13. Hadi bakalım. Sıfır eşitleyip kökleri bulalım. x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. x'e x. E x. Eksi 5'e artı 2 desem. Çapraz çarpsam eksi 3'ü verdi. X buradan 1, 5 geldi. X bir de buradan ne geldi? Eksi 2. Bunu bulduk. Buradan ne gelecek? X eksi 5'i sıfıra eşitlersem X buradan ne geldi? 5 geldi. Oba! Bak bakalım. X bir 5, bir 5. Çift katlı kök geldi mi? X eşittir 5'te neyim var? Çift katlı köküm var. Diğer köküm neydi? Eksi 2. Bir de paydaya bak. Kuvvet tek sıkıntı yok hocam. X eşittir 3 tek katlı kök. Eksi 2'yi yazdım. 3'ü yazdım. 5'i yazdım. Hem ben geldim. Paydayı ne sıfır yapıyordu? 3 yapıyor değil mi? O zaman 3'e şöyle bir simge kullandım. Dahillik var mı? Var. Yukarısı 5. Dahil olabilir. Ama dikkat et 5 neydi? Çift kat köktü. Sonra eksi 2 de dahil. Yukarıyı 0 yapabilir. Problem yok. Baktık. İşaret incelemesi burası. Artı. Burası artı aşağısı artı. O zaman artı ile başlıyorum. Artı çiz kat köklü işaret değişmiyor. Artı eksi artı. Benden sıfırdan küçük yeri istiyor. Doğru mudur? Burası geldi. Başka var mı? Yok değil mi? Eksi 2'den kapalı 3'ten açık. Yalnızca çözüm kümesinde olmamasına rağmen 5'i yazdığımda sıkıntı oluyor mu? 0 küçük eşit 0. Yani eşitlik olabilir. O zaman neyi unutmuyorum? 5'i eklemeyi unutmuyorum çözüm kümesini arkadaşlar. Geldik 14. örneğimize. Bakalım 0 eşit diyorum. 3 üzeri x kare x'i x eşittir 0. Şu ifade 0 olabilir mi? Olamaz değil mi? Yani yukarısı 0 olsa bile 3 üzeri 0 1'di. Buradan kök gelmiyor. O zaman şurayı 0 eşitledim. x parantezini alarak yazayım hatta. x buradan bir 0. x de buradan 1. Buradan bu kökler geldi. Bir de paydayı 0 eşitledim x kare artı x eksi 2 eşittir 0. x'e x, e x 2'ye 1 artı eksi. Demek ki x bir buradan 1 geldi. x bir de eksi 2 geldi. Çift katlı kök geldi mi? Bak burada bir 1 var. Burada da 1 var. O zaman 1 nedir? Çift katlı köktür. Yazdım en küçük köküm eksi 2. Sonra 0 sonra 1. Şimdi paydayı kim 0 yapıyor? 1 ile eksi 2. O zaman bunların içi boş olacak. Paydayı sıfır yaptığı için. Yukarıyı sıfır yapan da problem var mı? Yok. Onun için sıfırı doldurdum. İşaret incelemesine bakıyorum. 3 üzeri bilmem ne. Burası ne? Pozitif değil mi? X karenin işareti de artı. Burası da artı. Neyle başlayacağım? Artıyla. Artı. Ama dikkat et. Şurada bir neydi? Unutma. Şurada bir neydi? Çıt katlı köktü. İşaret ne olmayacak? Değişmeyecek. Artı. Artı. Eksi. Artı. Benden ne istiyordu? Sıfırdan küçük yeri. Yani şu eksi yeri istiyordu. Bakalım eksi yer. Ne gelecek? Eksi 2'den açık. Sıfırdan kapalı. X'in diyor birbirinden farklı olabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Burada neler var? Bir eksi 1 var. Bir de sıfır var. Toplamı ne geldi? Eksi 1 geldi arkadaşlar. Örnek 15. Şimdi bu zamana kadar hep ne vermişti? Rakamlar vermişti değil mi? Şu an harflerle yap diyor bunu. Yapalım hocam. Aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi şurayı sıfır eşitledim. Ax eksi b eşittir sıfırsa x buradan ne geldi? B bölü a. Burayı sıfır eşitledim. Bx eksi c eşittir sıfırsa x ne geldi? C bölü b. Bunları buldum. Bir de aşağıya sıfır eşitledim. Cx eksi b eşittir sıfırsa x ne geldi? B bölü c geldi. Peki. Ne yapacağız? İşaret tablosunu oluşturacağız. Şimdi hocam hangisi büyük hangisi küçük? Nasıl yapalım? İstersen şöyle yapalım. Eksi 1. 1. 2 ver. B bölü a. B bölü a ne gelir? Eksi 1 gelir. C bölü b. 2 bölü 1'den 2 gelir. B bölü C'de 1 bölü 2 gelir. Demek ki en büyük köküm 2. Sonra 1 bölü 2 sonra eksi 1. Küçük olan eksi 1 yani B bölü A. Şuraya B bölü A yazdım. Sonra 1 bölü 2 olan B bölü C'yi yazdım. Sonra da ne yazacağım? 2 olan neydi? C bölü B. Peki buraya kadar tamam. Dahillik var mı? Var. Paydayı sıfır yapan dahil alınmazdı. Yani B bölü C dahil değil. Ama diğerleri ne olacak? Dahil olacak. Şimdi işaretine bakalım. X'in işareti A çarpı X'in işareti B kaç sayısı yani aşağıda da C var. Şimdi A negatif B pozitif C pozitifti. Eksi bölü artı da neyle başlayacağım? Eksiyle. Eksi artı eksi artı. Benden ne istiyor? Sıfır eşit sıfırdan küçük yeri. Şuraları mı istiyor? O zaman çözüm kümem B bölü A'dan kapalı. B bölü C'den açık. Birleşim C bölü B'den kapalı. Sonsuzdan açık gelecek. Bu yaptığımda ne? Sadece hafle. O kadar. Yine aynı teknikleri kullanıyoruz. Şimdi örnek 16, 2017 leyesi de çıkmış. Şimdi ne yapacağız? Biri diğer tarafa atıp düzenleyeceğim. 6x artı 1 bölü. Hatta şurayı da açayım. X kare artı 2x artı 1 eksi 1 büyüktür sıfır. Çarpıp düzenleyelim. 6x artı 1'den neyi çıkaracağız? X kare eksi 2x eksi 1'i bölü x artı 1'in karesi. Büyüktür sıfır. Yukarıdan ne gelecek? Bir bakalım. Yukarıdan eksi x kare geldi. Doğru mudur? Artı 4 x geldi. Aşağıdan da x artı 1'in karesi büyüktür sıfır. Şimdi yukarıyı sıfır eşitleyip kökleri bulalım. Eksi x kare artı 4 x eşittir sıfırsa. X x parantezini aldın ne geldi? X eksi 4 eşittir sıfırsa. X buradan bir sıfır. X bir de buradan ne geldi? 4 geldi. Paydaya bak x eşittir eksi 1 geldi ama kuvvet çift, çift katlı kök olduğunu unutma. O zaman eksi 1 0 4'ü yazdım. Hangisi çift katlı köktü? Eksi 1 çift katlı köktü. 0 4. Dahillik var mı? Yok hocam. Problem yok. O zaman işaret incelemesine bakalım. Hangisine bakacağım? En son neredeydim? Buradaydım. X karenin işaretini eksi. Buranın işaretini artı. Eksi bölü artan eksiyle başladım. Eksi. Artı, eksi, eksi. çift kat köklü işaret değişmiyordu. Benden sıfırdan büyük yerim istiyordu? Sıfırdan büyük yerine geldi. Sıfırla dört arası mı geldi? O zaman sıfırdan açık, dörtten açık. Çözüm kümem neymiş? Sıfırla dört arasıymış arkadaşlar. Peki. Örnek 17. fx'i vermiş. Her x için fx büyük eşit sıfır özelliğini sağlayan en küçük m değeri. Bak bakalım bir önceki derste hatırlıyorsan her zaman daima şu eşitlik sağlıyorsa. Şimdi şunu da şunu çarpalım. mx kare eksi x artı 1 bölü x daima sıfır eşit ve sıfırdan büyükse. Bak aşağıdaki x pozitif. Aşağıdaki pozitifse yukarısı daima pozitif mi olacak? Yani mx kare eksi x artı 1 daima sıfır eşit ve sıfırdan büyükse. Bunun deltası ne olmak zorunda? Küçük eşit sıfır. katsayısı sayısı m de sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman delta b kare eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 a c. Küçük eşit sıfırsa buradan 4 m 1'den büyük. M neyden büyük olacak? 1 bölü 4'ten. M'in en küçük değerine gelecek. O zaman M hocam 1 bölü 4 değerini alır diyeceksin. Bu da 2010 LYS sorumuz arkadaşlar. 18. Eşitsizliği diyor. Her x için sağlandığına göre. Bak bir sayının karesi pozitif. Pozitif eklersen aşağısı daima pozitifse. Yukarısı daima ne olacak? Pozitif olsun ki artı böyle artı sıfırdan büyük olsun. Peki yukarısı pozitif ve sıfır da olabilir. Dikkat et. Eşitlik var. Onun için 2x kare artı 4x artı m daima sıfır eşit ve sıfırdan büyükse. Delta küçük eşit sıfır. Kat sayısı zaten neyden büyük? Sıfırdan büyük. Onun için ne diyeceğim? Delta sıfır eşit ve sıfırdan küçük. B kare. Eksi 4 A, C oldu mu? 16, 8 m M buradan ne gelecek? 2'ye eşit ve 2'den büyük gelecek. Emin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir sence? 2'dir. Başka bir değer alamaz değil mi? En küçük olarak. Peki. 19. Grafik vermiş. Doğru mudur? Aynı mantık. 2 eksi x'i 0 eşit dedim. Hatta şurada yapayım. 2 eksi x 0 ise x köküm geldi? 2 geldi. Bir de ne yapacağım? fx'i sıfır eşitleyeceğim. Bak fx'in grafiğini vermiş. fx'i sıfır yapan kökler. x eksenini kestiği noktalar değil mi? Bir dört kökü gelecek burada. Peki başka bir iki kökü gelecek. Başka bir de eksi üç kökü gelecek. Dikkat et. Şurada iki geldi. Burada iki geldi. O zaman bu iki ne? Çift katlı kök. Çift katlı kök. O zaman en küçük köküm eksi 3, 2 ve 4. Bakalım dahillik var mı? Yok. O zaman içleri boş. Ama ikinin çift katlı kök olduğunu unutma. İşaret incelemesine bakıyorum. Şimdi 4'ten büyükken şurada 2 eksi x'e 4'ten büyük bir 5 değerini versen 2'den 5 çıktı eksi 3 mü? Yani burası ne geldi? Eksi. Peki fx'e bak 4'ten küçükken grafiğin altında kalıyor burası da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacak? Artı. Eksi. Çift katlı kökte işaret değişmiyor. Eksi. Artı. Benden ne istiyor? Sıfırdan Küçük yeri. Sıfırdan küçük yeri taradım. O zaman ne olacak? Eksi 3'ten açık. 4'ten açık. Ancak 2 çözüm kümesinde olmasına rağmen 2 yerine yazdığında 0 eşitlik oluyor. Onun için neyi çıkaracaksın? 2'yi çıkaracaksın. Diyor ki bana x'in alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerin toplamı. Bu aralıkta neler var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 doğru mudur? Ama 2'yi çıkarmıştım. 2 alamaz. Peki benden bunların toplamını istiyor. Şunları topla bakalım ne geldi sıfır mı geldi? O zaman cevap neymiş? Sıfırmış arkadaşlar. Geldik. Neredeyiz? Neredeyiz? 20'deyiz. Şimdi. Aynı mantelde devam ediyorum. fx çarpı gx. O zaman gittim fx'i sıfıra eşitledim. gx'i sıfıra eşitledim. Şimdi fx'e bak. x eksenini kestiği nokta neydi? Köküydü. O zaman x'in fx'in bir tane kökü var. 1 geldi. gx'e sıfır yapan 6, eksi 2 ve eksi 5 mi? Demek ki gx'in bir kökü 6, bir kökü eksi 2, bir kökü ne? Eksi 5. İşaret tablosunu oluşturalım. Eksi 5, eksi 2. Doğru mudur? Sonra 1 ve 6. Dahillik var mı? Şuraya baktın yok. Sıfırdan büyük demiş. İçleri boş. Şimdi geldik işaret 6'dan sonra. 6'dan sonra gx ne? Negatif. Zaten fx'e bak. 1'den sonra pozitif değil mi? 6'dan sonra da pozitif olur. Artıyla eksiği çarparsam eksiyle başladım. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Benden ne istiyor? Sıfır eşit sıfırdan büyük yeri istiyor. Buradaki neler istemiş? Tam sayı değerlerin toplamı. Burada neler var? Eksi 4 var. Eksi 3 var. Burada neler var? 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Bunları topladığında 3, 4, eksi 3, eksi 4'ü götürdü. Sadece 2 ile 5 mi kaldı? Toplamı ne gelecek? 7 gelecek arkadaşlar. Örnek 21. Grafikler üzerinden yine devam ediyoruz. Fx'i sıfır yapan yerler. Fx'i kim sıfır yapıyor? Fx'e bak. Bir 2. Bir de eksi 5. Demek ki x eşittir 2 ve x eşittir eksi 5 fx'in kökleri. Gittim gx'i sıfır yapana baktım. Gx'i sıfır yapan değere bak. x ekseni nerede kesmiş? Eksi 5'te. Demek ki x eşittir eksi 5. Burada eksi 5 ne? Hem fx'in hem de gx'in. Yani çift katlı kök var. O halde eksi 5'i yazdım. 2'yi yazdım. Şimdi dahillik var. Payda kim sıfır yapıyor? Gx'in kökü eksi 5. Onun için içi boş. Şöyle yapayım. Diğer fx'i 0 yapan da problem var mı? Yok. İşaret incelemesine bakalım. 2'den sonra 2'den sonra fx artı gx'e bak gx zaten eksi 5'ten sonra artı problem yok gx artı fx artı o zaman artı eksi çift katlı kök değil burası ne artı X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değerleri? 0 işte 0'dan küçük yerler. Şurası değil mi? Eksi yerler. O zaman eksi 5 açık. 2 kapalı. Kaç farklı tam sayı değeri var burada? Eksi 4'ten kaça kadar gideceğim? 2'ye kadar. Yap bakalım ne geldi. 2'den eksi 4'ü çıkardın. 6 bir ekledin. 7 tane mi var? Peki. Geldim son soruma. Bakalım. Şimdi bir şey hatırlatayım sana. fx şurada eksi 3 de teğetse. Bak burası artı artı. işaret değişmemiş değil mi? O zaman fx'i 0 eş dedim. x kökün bir eksi 3. Ama nasıl işaret değişmediği için çift katlı kök. Bir de 2 var. x eşittir 2. Bu da tek katlı kökü. fx'in kökünü buldum. Bir de şurada bak x var. x'i sıfır eşledim Bir de sıfır kökü buradan geldi. fx artı 2. Şimdi ne demekti bu? x eksenini 2 birim sola. 2 birim sola gelirse eksi 3 nereye gelecek? Eksi 5'e gelecek. Ama yine ne olacak? Çift katlı kök olacak. X eşittir. Eksi 5'te ne olacak? Çift katlı kök. Peki 2'yi 2 birim sola getirirsem nereye gelecek? 0'a. X eşittir 0 oldu. Doğru mudur? Köklere bak şimdi. Eksi 3 çift katlı kök. Eksi 5 çift katlı kök. Bak 0'dan da kaç tane geldi? 2 tane. 0'da artık ne geldi? Çift katlı kök geldi. O zaman en küçük kökümü şöyle yazayım. Eksi 5. Eksi 3. 0, 2. Kimler çift katlı köktü? Eksi 5 çift katlı köktü. Eksi 3 çift katlı köktü. 0 çift katlı köktü. 2 tekti. Peki dahillik var mı? Var. Paydayı 0 yapan kimin kökleri? fx artı 2'nin. Yani şunlar paydayı 0 yaptığı için dahil alınmayacak. Ama diğerleri ne yapacağım? Dolduracağım arkadaşlar. Peki başlıyoruz. 2'den sonra. 2'den sonra neyle başlayacağım? 2'den sonra bir kere fx eksi fx neymiş? Eksi. x nedir? 2 derdiğim için pozitif. fx artı 2. 2'den sonra zaten grafik şöyle olmayacak mı? Dikkat et. 2'den sonra yine bu da eksi gelmeyecek mi? Burası da eksi. O zaman artı, eksi, eksi, eksiye bölersem neyle başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı ama bir dakika. Sıfırda çift katlı köklü değil mi? Unutmayalım. Sıfırda çift katlı köklü. Eksi 3 de çift katlı köktü. Bunun da içini dolduralım. Hata yapmayalım. Eksi 5 de çift katlı köktü. Sadece 2 tek katlı köktü. Tamam. O zaman başladım. Şunu da sileyim. Artı ile başladım. Artı, eksi, 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 eksi. Oo, değişik bir şey geldi değil mi? Benden ne istiyor? Sıfıra eşit ve sıfırdan küçük yeri. Yani benden burayı istiyor. Şimdi çözüm kümesi eksi sonsuzdan nereye kadar? 2'ye kadar kapalı. Ancak Çözüm kümesinde eksi 5 dahil değil eksi 5'i çıkaracağım. Bir de neyi çıkaracağım? Sıfırı çıkaracağım. Yani sıfırla eksi 5 noktasını çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bunlarla ilgili şu testleri çözün. Kalmasın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.